borcumuzu kendimiz yaparız. Dönüyor bu Türk bir yeri. Müşit Galip'in, andımız yazarının arkadaşı dönüyor. Mustafa Kemal, diyelim ki sen de mandacını kabul ettin. Seni vatan kurtaran değil, vatan batıran ilan ederdi, seni de karşında olmaz. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk ünlü söylemine "Ey Türk gençliği" diyerek başlamıştır. O Türk bir yeri demişti orada. Ben çok mutlu oldum burada sizi görünce. Çok mutlu oldum. Ama tabii İstiklal Marşımız var bir de, değil mi? Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı biliyor musunuz çocuklar? Evet. He? He? Kim yazdı onu hatırladınız mı? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy'la içinde bulunduğumuz okulun bir bağı var. Kim bu okulun adı kim? Eleanor Roosevelt. Kimdir Eleanor Roosevelt? Roosevelt'in bir şey değil mi? Onun bir de oğlu var. Archibald Roosevelt. Mehmet Akif Ersoy. Yanlış anımsamıyorsam 1933 yılında çok uzun bir şiir yazar. Sanatkar diye. Sanatçı anlatan bir şiirdir. Bu şiir kime hitap eder? Archibald Roosevelt'e. Tam yerindeyiz değil mi? Peki neden? Neden? Yani bir Türk şair niye Amerika Başkanı'nın oğluna şiir hitap eder? Çünkü Şerif Muhittin Targan, ünlü müzisyen, udi, caz sanatçısı. Şerif Muhittin Targan duydunuz mu? Safiye Aydan'ın kocasını dedim size. Safiye duymuşsunuzdur. Buraya gelir Şerif Muhittin Targan, konserler verir. Archibald Roosevelt ona hayran olur. Hastalanır Şerif Muhittin Targan, Archibald Roosevelt onunla yakından ilgilenir, arkadaş olur. Ameliyat ettirir onu Şerif Muhittin Targan. Bunu duyan Mehmet Akif Ersoy yazmış olduğu şiiri, sanatkar adlı şiiri, Eleanor Roosevelt'ın oğluna hitap eder işte. Daha çok şeyler anlatabilirim de, akşama kalsın ha. Tamam. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Alkışlar Reşit Galip'e. Alkışlar Doktor Reşit Galip'e. Önüne zürafa heykelleri koydum, elektrik direkleri. Gece böyle sokağa giriyorum. O zürafanın başından ışık yere vuruyor ya. Işığın altında duruyorum. Diyorum ki hey Mehmet Münif, bilimin ışığı hala karanlığı aydınlatıyor. Bunu yapmayı çok seviyorum. Ben oyuncak masasında şunu gördüm. Çocuklar şuna dikkat edin. Ben bir soru sorayım size. Hadi bakayım. Bir oyuncakçı mağazasından içeri girdiğinizde ne görüyorsunuz? Evet. Söyle canım. Oyuncak ayılarım var. Oyuncak? Ayı. Ayı. Ayı güzel. Teddy Bear. Teddy Bear. Adını Amerika Başkanı Teddy Roosevelt'ten aldı. Biliyor musunuz? Oyuncak ayının adı nereden geliyor biliyor musunuz? Niye Teddy Bear? Çünkü Amerika Başkanı Teddy Roosevelt'ten alıyor adını. Bu Teddy Roosevelt, Amerika Başkanı Teddy Roosevelt avcı ama meraklı. Amerika'da bir eyalete geliyor, eyaleti gezmeye. Eyaletin girişinde bunu karşılıyorlar. Efendim hoş geldiniz. Bir ayı çıkartıyorlar karşısına. Bir de bir tüfek görüyorlar diye. Efendim vurun, öyle gir. Fakat ayı küçük yavru. Roosevelt ayıyı öldürmüyor, serbest bıraktı. Bu haber oluyor. Amerika Başkanı ayıyı öldürmedi, ona acıdı, serbest bıraktı. Bunun üzerine bir terzi, aynı zamanda terzilik yapan bir adam, dükkanı var, mağazası var. Kumaş parçalarından bir oyuncak ayı yapıyor, vitrine koyuyor. Altına da şunu yazıyor: "Teşekkürler Teddy." Bu yüzden oyuncak ayının adı Teddy Bear. Peki başka neler görüyorsunuz? Bir oyuncakçı mağazasına içeri girdik. Girdik oyuncakçı mağazasına içeri. Ne görüyorsunuz başka? Söyleyin bakayım. Evet. Bir sürü çocuklar. Bir sürü çocuklar. Güzel. Orada çocuklar var. Alışveriş yapıyor. Başka söyleyin bakalım hadi. Oyuncakçı mağazasına içeri girdiğinizde ne görürsünüz? Evet söyle. Evet buyurun. Evet canım söyle bize. Bel kaldırdın. Söyle. Söyle canım. Ne görüyorsunuz? Söyleyin. Mikrofonu aç. Araba. Araba, arabalar. Ben size söyleyeyim mi? Ben ne görüyorum? Ben
Ne zaman bir oyuncakçı mağazasına içeri girsem hep şunu görürüm. O raflardaki oyuncakların hiçbirini çocuklar yapmadı. Çocuklar, oyuncakçı mağazasındaki oyuncakları siz yapmadınız. Onları biz büyükler yaptık. Biz büyükler o oyuncakları sizin hayallerinize koyduk, sizin önünüze koyduk. Oyuncakların hiçbirini çocuklar yapmadı ki. Biz yapıyoruz. Ben size oyuncak olarak silahlar versem, savaş silahları versem, savaşırsınız büyüdüğünüzde. Ama ben size oyuncak olarak zeka geliştiren, insanın aklını geliştiren, ne bileyim satranç gibi ya da ne bileyim bilim oyuncakları, bilimi versem, serüvenciliği versem, doğayla ilgili oyuncaklar versem, gökyüzü yıldızlarla ilgili, uzayla ilgili oyuncaklar versem, siz büyüdüğünüzde bilim insanı olursunuz. Bakın, insanlık tarihi boyunca çocukların oynadığı oyuncakların hiçbirini çocuklar yapmadı. Oyuncak, büyüklerin yapıp çocukların önüne koyduğu bir eşya, bir obje. Ben bunu gördüm, biliyor musunuz? Aslında sizin hayallerinizi şekillendiren biziz. Bakın şu anda odalarınızda oyuncaklarınız var. Oynadığınız. Bilgisayar oyunlarınız var. Sorarım. O bilgisayar oyunlarının veya oyuncakların kaç tanesini çocuklar yaptı? Hiçbirini. Bu yüzden daha güzel bir dünya olsun istiyorsak, ağaçları korunan, denizleri korunmuş, hayvanları korunan, savaşların olmadığı bir dünya istiyorsak, bu sizin hayallerinizde, sizin oynadığınız oyuncaklarla ilgili bir konu. Eğer siz bu konuda oyuncakları oynuyorsanız, ki her çocuk oyuncakla oynarken aslında hayal kurar, geleceği vaat eder. Eğer bu tür oyuncaklarla oynarsanız, bu demektir ki gelecekte daha güzel bir dünya olacak. Ama yok, eğer siz şu anda bu okul kapandıktan sonra oyuncak sepetinize dönüp şiddet, savaş ve kötü içeren oyunlarla oynarsanız dünyanın geleceği hiç güzel değil o zaman. Çünkü her şey hayal. Her şey sizin hayaliniz. Gerçek hayallerin ayak izini takip eder. Önce hayal kurmak var. Bakın açın kollarınızı, açın kollarınızı. Kollarınızı açın iki yana lütfen. Kollarınızı açın iki yana. İşte hayalleriniz. Hayalleriniz, kanatlarınız çocuklar. Bak bu sizin hayalleriniz. Kanatlarınız. Kanatlarınıza güvenin. Onlar çok güçlü. Geleceği bu kanatlarınız var edecek. Peki uçmak için ne gerekiyor? Rüzgar. Peki hayallerin rüzgarı ne? Bilgi, bilim, okumak, kitap. Okuyun, kitap okuyun. Kitap okudukça, bilgiye hakim oldukça hayallerinizle uçarsınız. Gelecek o olur. Bunu sakın unutmayın. Önce hayal. Geleceği var eden hep hayaller olmuş. İnsan hep hayal etmiş. Size bir soru sorayım. İnsanı Ay'a götüren ilk kitabı, ilk romanı kim yazdı? Ay'a Seyahat. Hatırlayan var mı? Şimdi bak, uzay ne kadar önemli bir konu. Hepinizin bilgisayar oyunlarında ya da oyuncaklarında mutlaka uzay vardır, değil mi? Uzay, ha? Peki, uzay konulu hayalle kurulan, uzaya gitmekle, Ay'a gitmekle hayal edilen ilk kitabı kim yazdı? Hatırlayan var mı? İpucu vereyim. Fransız yazar Jules Verne. Fransız yazar Jules Verne 1865 yılında Ay'a Seyahat adlı bir kitap yazar. Bu bilim kurgu tarihinde ilk uzay romanıdır. 1865. Girin bakın literatüre, bilgisayara. Bununla karşılaşırsınız. Jules Verne, Ay'a Seyahat. Ama hayır. 2000 yıl önce, günümüzden 2000 yıl önce bir roman yazıldı. Lucilianus. Lucilianus bu romanında yelkenli bir gemiyle giderken dalga, fırtına, rüzgar gemiyi aya atıyor.
2000 yıl önce insan aklı uzaya böyle çıkıyor çocuklar. Henüz roket yok. Denize giderken yelkenleri açıyorsun, fırtına çıkıyor, rüzgar seni alıyor, oraya getiriyor. Çok güzel bir romandır, Lucky Llanos'un romanı. 2000 yıl önce yazıldı. Bu romanı Lucky Llanos nerede yazdı? Türkiye'de, Anadolu'da. Türkiye'de, haritadan bakın, Urfa ve Adıyaman vardır, Güneydoğu'da. İki tane şehir, Urfa, Adıyaman. Bu Urfa ve Adıyaman'ın tam ortasında çok eski, antik bir kent vardır, bir şehir vardır. Samsat. Bugün arkeolojik bir kent, eski bir kent. Samsat. Lucullianus 2000 yıl önce ilk uzay romanını Samsat'ta yazmıştır çocuklar. Türkiye'de yazıldı. Peki, dersleri, müzik dersleri geçiyor. Müzik dersi, aman tanrım, bu kadar güzel dersi mahvettim, kusura bakmayın. Müzik benim en sevdiğim derslerdendi, müzik.